İyi çiftçiler yetiştiren toprakların kanalı Köy TV'de bir programımızda daha sizlerle birlikteyiz. Programımızın bu bölümünde zeytincilikle ilgili genel bilgiler vereceğiz. Programımız Ayvalık Altınova Beldesi'nde başlıyor. Zeytinde çeşitlerin öneminden bahsetmek istiyorum. Çeşitlere göre dikimler fark ediyor mu? Bunun yanında biliyorsunuz coğrafi işaret diye bir sistem oluşturuldu. Bu sistemin zeytinle ne gibi faydaları var? Şimdi efendim, Türkiye'nin her yerinde zeytin ağacı yetişiyor. Az önce dediğimiz gibi Ayvalık çeşidi Ayvalık bölgesinde, Yemlik çeşidi Yemlik bölgesinde olmak üzere. Ama dediğim gibi bazı mesela Adana Ovası'na, pamuk yerlerine veya Milas Ovası'na, tütün yerlerine zeytin ekiliyor. Şimdi her zeytin ağacı dikilirken aralara belli mesafe konması lazım. Benim tecrübelerime göre konuşuyorum. Mesela benim tecrübelerime göre bir Gembik zeytini ekilirken en az 6'ya 6 ekilmesi gerekir. Bir Ayvalık çeşidi tacı çok büyük olduğundan dolayı 10'a 10 olması gerekir. 10 metre 10 metre. Ama bugün bir domates zeytini aynı bir Ayvalık çeşidi kadar büyüyebiliyor. Onun da en az 8 metre ekilmesi lazım. Bir memecik, bir memelik çeşidi de aynı olması lazım. Bunlar tabii o yöredeki arkadaşların da tecrübelerinden, yani adaptasyon yapılırken orada bulunan yaşlıların daha önce geçirmiş evrimler var. Mesela 2004 yılında bizim bölgemize bir don geldi, vurdu gitti. Çünkü zeytin ağacı eksi 8 dereceden sonra yaşama şansı sıfıra iniyor. Evet. Ve bütün boruları patlattı, yani su çeken boruları. Çünkü yaz kış devamlı yeşil kalan İletim ve yeniden iletim demeti buldu. Yeniden bunları yapmak, eski haline getirmek tam 5-6 yılımızı aldı yani. 2004'te biz bu olayı, don felaketini yaşadık ama 2012 yılına kadar zeytin ağaçlarımız kendine gelebildi. Şimdi her bölgenin, dedik ya, coğrafi bir işareti olması gerekir. Şimdi 550 sayılı kanun hükmünde kararname diyor ki belli bir bölgede, belli bir tepede olabilir. Burada bulunan bitki örtüsünün koruma altına alınması. Kanun bunu diyor. Yani kanun hükmünde kararname bu. Şimdi buna göre de coğrafi işaret veriliyor. Türkiye'de ilk defa coğrafi işareti Ayvalık Ticaret Odası olarak aldık. 2003 yılında müracaat edildi. 2007-2008 yıllarında coğrafi işaret gerçekleşti. Daha sonra da burada zeytinyağı tadım laboratuvarı, duysal tadım laboratuvarı oldu. Yani zeytinyağı iki şekilde test edildi. Bir, kimyasal, ikincisi de tadım olarak. Yani tadım uzmanı yetiştirmek de en az 2 yılında insan alıyor. Yani ve bunun maliyetli bir iştir. Her hafta gelip düzenli olarak dünyadan gelen örneklerle beraber zeytinyağını oradaki kişinin tadarak, yani dil, gırtlak ve burun yapısının bir nevi terbiye edilmesi. Yani herkes zeytinyağı tadım uzmanı olamaz. Biz bunu coğrafi işareti aldık. Coğrafi işareti aldıktan sonra buraya poligon vermemiz gerekiyor. Yani bu bir bölgedir. Bu bölgede nasıl üretildi? Bunun için de ÇKS belgesi, yani çiftçi kayıt sistemine bağlı olan kişiler ürettikleri malını hangi fabrikada ürettiler? Hani onun bir makbuzu var. Orada zeytini sıktığında da yağ elde ettiğinden dolayı. Onlarla beraber, ÇKS belgesiyle beraber Ayvalık coğrafi işareti almak için ticaret odasına başvuruyorlar. Bu başvuru esnasında bu belgeleri almak zorundayız. Yani Ayvalık kaymakamlık hudutları içerisinde ilk coğrafi işaret Türkiye'de aldı. Şimdi Gemlik, Nizip, Kilis bunlar da başladı almaya. Mut da başlayacak alanı. Ama bilinçli olarak gidilmesi lazım. Çünkü bakın burada bir olay var. Menşe ve mahreç. Evet. Şimdi zeytin ağacının menşe, yani yetiştiği yer. Mahreç, Ayvalık çeşidinin bir Kilis'te yetişmesi. Ayvalık'a oradan yağ gelmesi coğrafi işareti alınmasına engeldi. Neden? Çünkü o mahreçe giriyor. Bakın o bölgede yetişmiştir. Ayvalık'ın iklimi, mikro klima iklimleri o bölgeyle aynı değildir. Çünkü Ayvalık bir Toskana bölgesinde iç değerlidir. Ama her bölgenin zeytini ayrı bir tat, ayrı bir aromadır. Mesela bugün bir Milas'ın yağı memeciktir ama orada da bir ağzınızda kokladığınız zaman, aldığınız zaman öyle bir bademsi bir kokuyla karşılaşırsınız. Ama Ayvalık çeşidinde bir meyvemsi olarak, ne bileyim, bir domates, buna çimen, benzer çimen kokusu, hepsi karşınıza çıkar. Yani her bölge kendine özgü bir aromatik tada bağlıdır. Bir coğrafi işaret alındıktan sonra muhakkak ki tadım laboratuvarı kurulması gerekiyor. Bunun için de
tadımcı eğitim, yani eğitime tadımcıdan gelmesi gerekiyor. Bu da en az 2 yıllık bir eğitim ve bu da Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Madrid'de bağlı olarak akredite olması, yani Türk Halk tarafından tanınması lazım. Bu da neden? Yurt dışı ihracat yapılırken zeytinyağı, tadım ve kimyasalı eğer Türk Halk kökenine fatura koyarsanız gümrük kapısında hiçbir zorluk çıkmaz. Çünkü neden? O laboratuvarı dünya tanımış buluyor. Bu neden? Oradaki çiftçiye, oradaki üreticiye, oradaki ihracatçıya çok büyük faydası var. Ama pahalı bir iş. Herkes dediğim gibi zeytinyağı tadımcısı olabilmesi için en az bakın 2 yıl çok iyi eğitim alması lazım. Bir de bizim piyasamızda şu var. Adam diyor ki ben zeytinyağı tadımcısıyım. İşte bir... Hayır, ilk önce şu, hangi zeytinyağı laboratuvarında çalışıyorsun? Bunu lütfen kendilerinden isteyin. Evet. Çünkü neden? Herkes tadımcı olarak kendini tanıtır, danışman olabilir. Ama fakat uygulamaya geldiği zaman sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Onun için laboratuvarlara sorun. Bu adam bu laboratuvarda çalışıyor mu? Zeytinyağı tadımcısı mı? Yani bunları bilirse bu şu anda Türkiye'de Ayvalık Ticaret Odası Zeytinyağı Tadım Laboratuvarı ilk defa kuruldu. İlk defa coğrafi işareti aldı. Arkadan Gemlik coğrafi işareti başvurdu. Arkadan Kilis, Nizip bunlar da başvurdu. Bunun yanında bakın tadım laboratuvarı olarak da Aydın Ticaret Borsası'nın hem kimyasal hem de tadım olarak iki tane laboratuvarı var. Onlar da aktifte oldular. Bunun yanında Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi de laboratuvarı da, tadım laboratuvarı da örneğin oldu aktifte. Onun yanında Bornova Zeytincilik Araştırma Müdürlüğü de şu anda aktifte oldu laboratuvarı. Evet. Onun yanında Bursa'da Tarım, Gıda ve Tarım Bakanlığı'nın Gıda ve Yem Kontrol Müdürlüğü'nde de uluslararası devlet tarafından gönderilen insanlar hem İtalya'da ANO testlerine tabi tutuldular. Bu arkadaşlarımız da şu anda tadımcı oldular. Yani tadımcı yetişmek kolay değil. Bunun faydası dediğim gibi az önce o bölgede kaliteli yağ nasıl üretilir, dünya kalitesi nasıldır kriterleri. Hatta biz bu yılki yarışmalarımızı ben 2 yıldır düzenleme kurulu başkanlığı yapıyorum. Zeytinyağı yarışmalarının. Ben Zeytinyağı Zeytin Dostu Derneği'nin yönetim kurulu üyesiyim. Ve bu yılki zeytinyağı yarışmalarında düzenleme kurulu başkanıyız ki ilk defa daha Türkiye'de tek yarışma yapılan yerdir. Bu yıl 2 Nisan'da Burhaniye'de açıklama yapacağız ama Türkiye'de şu ana kadar 88 kişi butik işletmeye dair müracaat etti. Yani benim yağım daha kaliteli. Ben sizden 2 günlük, 3 günlük eğitimler aldım ama en iyi kaliteli yağı ben ürettim diyerekten her meydana çıktılar. Bunlar ilk önce kimyasal olarak laboratuvar testleri, arkadan Bornova Ziraat Araştırma'da Türkiye'de bulunan ve yurt dışında bulunan laboratuvarlar çalışan kişilerle topluluk olarak akredite olan kişiler tarafından, yani bizim gibi gerçek zeytinyağı tadım uzmanları tarafından zeytinyağlar konsorsiyum olarak bir yerde tadım yapılıyor. Ondan sonra da o yarışmanın neticesinde işte herkes 54 ile 69 arası olanlar bronz, 69 ile 84 arası olanlar gümüş, 84 üstü olanlar da altın madalyayla ödüllendi. Bu da bir onur veriyor. Üzerine de holigom vererek, yani bu yağ testlerden geçmiştir diyerek, nasıl coğrafi işaretlere holigom veriliyorsa bu yağ Ayvalık yağıdır. Menşe de Ayvalık denebiliyorsa o holigomla satılıyor efendim. Bugün Köy TV programlarımızın zeytindeki çiçek açma, yani tomurcuk döneminden çiçek açma dönemine girmiş oluyoruz. Ve Haziran ayından önce olan Mayıs ayının 6'sından itibaren gördüğünüz gibi zeytinlerimiz 23 Nisan'dan itibaren bizim bölgemizde şu şekilde çiçek açmadan önce tomurcuk olur. Tomurcuktan sonra Haziran ayının 6'sından itibaren, bugün yani Hidirlez'dir, Hidirlez'den itibaren gördüğünüz gibi Ayvalık çeşitlerinde çiçek açma başlamıştır. Bunlarla beraber havalar düzgün giderse bu görmüş olduğunuz zeytin üzerinde bulunan tomurcuklar açacaklar ve arkasından da şu gördüğünüz çiçeklenme dönemi başlayacak ve bundan sonra da bu ay sonuna kadar bu çiçeklenme dönemi bitecek ve zeytin tane bağlaması başlayacaktır. Şu anda zeytine en büyük zararlı bu zamanda yağmurlardır. Yağmurlarla beraber zeytinin şeyin içerisindeki çeneklerin su almasıyla beraber zeytinde verim düşüklüğü yaşanmaktadır. Bundan dolayı
İnşallah havalar düzgün giderse bu görmüş olduğunuz zeytin ağacında milyonlarca çıplak çıkacak ama bunun bir kısmı tutacaktır. Bu da Haziran ayının ilk haftasına itibaren tane bağlamaya başlayacaktır. Ve ondan sonra da Eylül ayının ilk haftasına itibaren de zeytin toplama kısmı karşımıza gelecektir. Bu haftaki sunumumuzu bu şekilde başlamış olduk. Görmüş olduğunuz arkamızda bulunan Ayvalık çeşidi bir zeytindir. Ayvalık Altınova beldesinde yetişmekte olan bir zeytin ağacını şu anda çekmekteyiz. Gördüğünüz olaylarda bunda zeytin şu görmüş olduğunuz tomurcuklar daha yeni açmaya başladı. Ama daha önce açanlar oldu mu havalar sıcak gittiği anda bu açım devam etmekte. Daha sonra da şu görmüş olduğun çekler tutmakta. Ama bunun hepsi tutmamakta. Yani diyelim ki 100 bin tane çek açtıysa anca bunun 20 bin tanesi tutacaktır. Bu da zeytindeki ürün kalitesi, verim kalitesi ön planlara çıkacaktır. Şu anda zeytinde gördüğünüz gibi herhangi bir sulama yapmıyoruz. En büyük korkumuz da yağmurdur. Bundan önce de pamucuk dediğimiz halk dilindeki pamucuğun üzerine bağlamış olduğu lifler olmadığından dolayı da pamucuk hastalığını bu sene zararsız bir şekilde atlattık. Çünkü iki kere ilaçlama yaptık. Biri 23 Nisan'da en son, daha önce de 5 Nisan'da yapmış olduk. Ve gördüğünüz gibi artık Allah'a bırakıyoruz. İnşallah çiçeklenme sonrasında verimimiz yüksek olur. Mayıs ayında bu şekilde geçirmiş olacağız efendim. Değerli izleyenler, bir programımızın daha sonuna geldik. Kazancınızın helal, mahsulünüzün bereketli olması dileğiyle. Hoşçakalın.